Merhabalar, OKEX Talks'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Spectra. Çok amansız bir on-chain analisti, onun dışında Muhabit'in uykusuz yapımcılarından biri. Hala Karşımızda. ya kusura bakma, yayından önce de hala esniyordum. Biraz Ya, böyle giriş oldu yapacak bir şey yok. Piyasayı takip etmek için hep işte gecenin bir vakti, sabahın bir körü. Tüm uyku düzenimiz tabii bu yayını değişebiliyor. dün gece çekelim istemiştim de saat 2'de ben kalktım, sen uyudun, sen kalktın, ben uyudum filan, bir türlü anca şimdi denk gelebildik. Ya o şey gibi oldu ya, işte piyasayı işte birine emanet edip öyle Birimizin yatmak takip etmesi gibi oldu. gerekiyor, aynen. Aynen Neyse öyle, ki bugüne denk yapacak bir geldik. şey yok. Ya en azından yetiştiriyoruz diye umut Aynen. ediyorum. Yani şimdi sevgili arkadaşlar, bugün Bitcoin Pizza günü, herkese kutlu olsun. Birçok bu konuda şu anda event var, böyle giveaway'ler var falan. Bunları muhtemelen Muhabbit'i takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Katılmışsınızdır da. Açıkçası ben pizza gününü çok seviyorum. Çünkü bize gelecekte neler olabileceğinin böyle kısa bir karşılığı gibi geliyor. 10.000 BTC ile yaklaşık 40 dolar ediyordu o zamanlar. 2 dilim pizza alındı ve şu anda çok inanılmaz fiyatlar ediyor. İşte şöyle fiyatlar ediyor falan. Çok güzel. Ya ben uyuyamazdım. Yani muhtemelen insomnia falan olurdum bu yüzden. Yani düşünemiyorum bile. Ya açıkçası bu hani güzel bir anı olarak kalmıştır o kişinin de hafızasında muhtemelen. O da nereden bilecek yani. Ya ben mesela kendimi tanıtırken ilk bunu söylerdim. Yani hani merhaba, ben işte Efe, ilk fiziksel BTC ile satın almayı ben yaptım falan diye özellikle söylerdim yani. Tarihte adım altın harflerle yazardı ya. Bu eventler işte sosyal medyadan, çeşitli yerlerden görebilirsiniz zaten. OKEX de aynı zamanda bunu paylaştı. Ama asıl piyasa çok çalkantılı durumda. Bizden gördüğünüz gibi işte birimiz uykusuz, diğerimiz yarı uykulu falan. Evet, ben kusura bakmayın, Elimizden yayın boyunca esneyeceğim muhtemelen ama. geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada her zamanki işte Çin, Hong Kong, Uzak Doğu ülkelerinin çeşitli kripto para yasakları var. Hazır böyle işte kötü haberler geliyorken hep beraber piyasaya sürelim bunları gibi bir yaklaşımları var anladığım kadarıyla. Tabii düşündüğümüz gibi değil aslında, bu belli bir işlem hacminin üzerinde olması isteniyor ve profesyonel yatırımcıların bu işi yapması isteniyor. Yani aslında Hong Kong'da yaşıyor olsaydık işte normal vatandaş kripto para alım satım Yine bizim yapamayacaktı. için pek bir şey değişmeyecekti ya. Yani bizim için çok bir şey değişmeyecekti. O yüzden açıkçası bunlar genelde food'la beraber gelen böyle follow-up haberleri gibi oluyor biraz daha. Ya bence çok kötü bir şey değil bu. Yani bir noktada bunun gelmesi demek regülasyonların da hani yapılacağının habercisi gibi. Çünkü bizde de mesela geçtiğimiz aylarda hatırlarsın, kripto paralar ile bir şeyler alım satımını engellediler. Ondan sonra regülasyon çalışmaları başladı. Şimdi haberlerini duyuyoruz zaten. Yani çok kötü bir şey değil bence. Ki şimdi haberlerimizde bir tane daha var. Gördüm seninle yayından önce konuşurken. Geldikten sonra insanların kafasındaki soru işaretleri ortadan kalkacağı için bir noktada daha da rahatlayacaklar ve hani yatırımların hacim olarak artması olasılık. O yüzden bence çok kötü bir şey değil. Ama hani bu geçiş süresinde biraz sancılı olacak. Ya evet, sanırım onu çekiyoruz ama bunu zaten enteresan bir şekilde bazı firmalar hani krizi fırsata çeviriyorlar. Yani Bitcoin alımlarının ya da işte kripto paralara girmenin yanı sıra aynı zamanda çeşitli blockchain ortaklıkları da oluyor. İşte Red Bull Racing Tezos'la ortaklık yapıyor. İşte Aston Martin Alfa Romeo tokenize oluyor. Bunlara aslına bakarsanız bence bu hani
adaptasyon için kripto şeylerle başladı. Ben önemli. Lafını bölüyorum çok affedersin. Evet, futbol takımlarıyla başladı hatırlarsın. Evet, evet. Ondan sonra işte F1'a kaydı. Oradan araba işte Alfa Romeo'ya işte Aston Martin'e falan teker teker. Yani büyük firmalar burada bir gelecek olduğunu mu düşünüyor desem çok biraz polyanacılık yapmış oluyorum. Muhtemelen burada para varı düşünüyorlar tabii ki. O yüzden hani tokenizasyona doğru gidiyorlar çünkü hani uluslararası para taşımanın ne kadar zor olduğunu düşününce tabii. Blok zinciri bizi çok büyük bir kolaylık sağlıyor yani neden olmasın? Tabii ya zaten şu an bir de bulunduğumuz piyasada şu an bunu yapmak çok kolay çünkü tabii. Tokenlar da kendilerine büyük partnerler arıyorlar. Bu partnerler işte yani benim Aston Martin, Alfa Romeo gibi bir partnerim olsa mutlaka token'ım tabii. değerlenirdi. Yani o yüzden çok mantıklı. İşin bir de Türkiye boyutu var. Bu hafta haberleri bayağı fazla. O yüzden biraz hızlı da geçmek istiyorum. Çünkü Barış'ın inanılmaz güzel analizleri var. Biraz böyle yayından önce bakmış oldum. Spoiler yedim ama olsun. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi NFT nedir diye bir video yayınladı. Ve ben açıkçası çok sevdim. Çünkü bu bizim halkımızdaki merakı en azından en üst merciden gidermek adına çok güzel bir adım. Daha önce hatırlarsınız, zaten içeriklerimiz de burada mevcut. Muhabbitte daha önceden yapmıştık haberlerini ama bu işte özellikle Gülben Ergen'in işte unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz cümlesinin NFT'ye çevrilmesinden sonra bayağı bir aslında talep oldu bu konuda. Ya çok ufak bir şey söylemek istiyorum burada. ya NFT, ya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin böyle bir şey yapması bence güzel. Neden? Çünkü NFT'lerin hani ya bir sanat eseri, aslında sanat eseri midir değil midir tartışması ayrı ama şöyle söyleyeyim. İşte bir OpenSea, Rarible gibi sitelerde işte bir dijital bir şey yaptım, aldım sattım yani veya oluşturdum sattım. Dan ibaret ve para kazanma aracı olarak görülüyor piyasanın çok büyük bir kesiminde. Şimdi NFT'den öyle olmadığını biz biliyoruz ama son kullanıcıya ulaşmak konusunda biz ne kadar etkiliyiz? Hadi onu da yine bir kenara bıraktık. NFT'lerin bu söylediğim şey dışında kullandığım senaryoları bir sürü. Ve aynen bu yüzden öyle. Yani Dijital Dönüşüm Ofisi'nin böyle bir şeyi paylaşması en azından hani ya şimdi İngilizce bilmeyen çok büyük bir kesim var. NFT'nin bu söylediğim kullanım senaryosu dışında işe yaradığını bilmeyen birçok büyük kesim var. Böyle bir şey o yüzden bence çok güzel bilgilendirme amacıyla yapılmış bir içerik. Yani çok çok takdir ediyorum böyle bir şey olmasını. Yani. Yok kesinlikle zaten ya benim anladığım kadarıyla zaten ülkede belli bir değişim oluyor zaten. Ve bu değişim işte bu da aslında onlardan bir gösterge. Giderek... Bence sanki biraz daha yani şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası. NFT'nin bir tanıtılma amacı olmalı diye düşünüyorum. Tamam insanlar merak ediyorlar. Bu meraklarını giderelim. Ama yani NFT neticede bir DeFi platformu altyapısı kullanan yani bir aslında DeFi ürünü olan bir şey. Şimdi ben devletin bunu biliyor olmasını çok büyük takdirle karşılıyorum. Demek ki ilgileniyorlar diyorum. Kayıtsız kalamıyorlar. Öyle ya ben söyleyeyim. De öyle düşünüyorum. Yani bu çok güzel ama yani umarım böyle devam eder. Buradan sushi haberine geçmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz işte sushi swap'ta belli talihsizlikler oldu ve bu talihsizliklerin ardından işte anahtarlar devredildi. Aslında yönetim el değişti falan. Sonra giderek merkeziyetsizleştirmeye çalışıldı falan elden geldiğince. Tabii hala tartışma konusu bunlar. Teknik olarak topluluk karar verdi ne olacağına. Ve belli bir karar aldılar. Bundan sonra da geliştirmeye başladılar. Bu geliştirmenin ardından çok da güzel sonrasında haberler oldu. Şöyle ki OKExchain altyapısı ile uyumlandı SushiSwap. Ve OKExchain aracılığıyla şu anda SushiSwap'tan alım satım yapabilirsiniz merkeziyetsiz olarak. Ben burada açıkçası biraz OKExchain'i anlatmak istiyorum. Şu yüzden anlatmak istiyorum aslında. Markadan bağımsız olarak herhangi bir blockchain'in farklı blockchain'lerle etkileşebiliyor olması,
Ve işte bu multi chain olayını genişletebiliyor olması, özellikle şu anda Ethereum'un fiyatı, işte bu işte tek bir swap'ın 100 doların evet. üzerine çıktığı zamanlar var. Bunları düşünecek olursak gerçekten aslına bakarsanız ekosistemi rahatlatan şeyler. Yani daha öncesinde işte mesela ben işte TRC20 kullanıyorum USDT için gönderip almak için. Buna bir alternatif olduğu zaman onu kullanacağım ve haliyle ağdaki yükü hafifleteceğim. Aynen. Bunları evet. açıkçası şu anda çok önemli görüyorum. Kimse Ethereum'u USDT transferi için kullanmıyor. Genelde Tron kullanıyoruz. Hatta zaten bu hafta Avalanche Native Token olarak geldi USDT. Muhtemelen belki Tron'u da kullanmayacağız. Şimdi aynı şekilde SushiSwap üzerindeki trade'lerde Ethereum'u nasıl kullanmıyorsak şimdi onun ücretlerinin OKEx chain üzerinde çok cüzi olmasından belki burayı tercih edeceğiz kullanmak için. Tabii ki yani ben bir de yani işe açıkçası geliştirici açısından da bakmak istiyorum. Ben yani bir geliştirici olsam ürünümü tamam mutlaka Ethereum altyapısıyla hani o Ethereum EVM compatibility işte az aynen. önce az yukarı kaldır ekranda o geliştiriciler için en önemli şey. Ethereum aynen öyle. Machine compatibility. Yani bu çok önemli. Buna uygun olarak şey. Yapmak gerçekten çok önemli. Ben hep buna projelerde bakıyorum. Hani işte kesinlikle. İnsanlar bazen soruyorlar işte bir projeyi seçerken nesine bakıyorsunuz? Buna bakıyorum kesinlikle. Hatta biz buna muhabbet capital olarak da bakıyoruz. Öyle değil. Yani bu bizim değerlendirme kriterlerimizden biri. Çünkü ne kadar çok geliştirici bunu kullanırsa o kadar ileriye gider. Bu yüzden bu özellikle OKEx Chain gibi platformlarda EVM uyumluluğu, bu platformlar arası işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi, topluluğun oy sahibi olması falan ben çok önem veriyorum açıkçası. Buradan da siz de inceleyebilirsiniz. Ben bu linki description'a eklemiş olacağım. Zaten OKEx Chain içinde de bayağı aktive oldu son ayda. İşte O3 hatırlarsınız belki TrustSwap'te, Gate.io'da launch'ı yapılmıştı. Artık OKEx Chain kullanıyor. Entegre oldular. O yüzden giderek büyüyen bir blockchain aslında OKEx Chain. Bir şöyle bir açıp bakmanızı tavsiye ederim. Onun dışında biraz daha food haberlerine, görünen food haberlerine öyle diyeyim. Evet, orada ben ufak tefek şeyler söylemek istiyorum. Sen yorumunu bitir de ben bir şeyler söyleyeyim, ekleyeceğim ona. Şimdi ben öncelikle haberi vereyim. Yorumdan önce ben açıkçası ona bakıyorum. Çünkü bu aslında Hollandalı düzenleyicilerin yapmak istediği şey. Biz de daha önceden Masak ne yaptıysa onu yapıyor. Aslında öyle çok foodluk bir durum değil. Tabii sizin foodlanmak isteyip istemeyeceğinize bağlı olarak değişiyor. Çünkü aynı anda piyasaya bu kadar haber gömerseniz insanlar korkup kaçıyorlar. Ya da kaçmaya meylediyorlar. Yine bunun tarzında bir haber daha var evet, burada. Ama yani şöyle diyeyim, ben buna açıkçası ya insanlar buna food haberi gözüyle bakıyor ama ben bakamıyorum çünkü ben açıkçası çok pozitif görüyorum bunu. Bilmiyorum, bundan sonrasında Barış'a bırakmak istiyorum. Çünkü Barış'ın söyleyecekleri bence çok değerli burada. Ya şimdi şöyle, bizde de aynı şekilde Masak 10 bin lira limiti koydu. İşte şüpheli işleme veya işte terör finansmanına falan bakacağız diye. Bir önceki haberimizde söylediğimiz gibi bunun olması çok kötü bir şey değil. Regülasyonun düzgün yapılması çok daha önemli. Burada yani ben bu haberi yani... Tabii ki bilmeyen veya ilgilenmeyen sadece alım satım yapan kişi için bu haber eşittir direkt food. Ama neden food olmadığını düşündüğümüzde hani bugün mesela çok şu tarz haberleri herkes duymuştur bizi dinleyenlerde. Muhtemelen çevresindeki insanlarda. Ya işte ben paramı X coin'e koydum uçtu gitti veya işte projenin exit likuiditesi sağladık adamlara adamlar kaçtı gitti falan neyse parayı kaybettik. Şimdi muhatap yok. Hal böyle olunca hani yatırımcıyı şimdi geleneksel piyasalarda yatırımcının korunması için çeşitli düzenlemeler var. Burada olmayınca ve giriş bariyerinin çok düşük olduğunu düşündüğümüzde bu tarz ufak tefek düzenlemelerin ve kuralların olması bence çok da kötü bir şey değil. Dediğim gibi bunların olması yatırımcının önünü de açar bir noktada. O yüzden hani ben ya nötral olarak şey yapıyorum. Ne food ne de iyi.
olması gereken bir şey gibi görüyorum ben bu tarz haberleri. Ya aslında şöyle bir durum var şimdi. Bir yerde şimdi düşünüyorum, hani geçmişe gidiyorum. 2016'dan bu yana hep bu tarz haberler görüyoruz işte. İşte Çin şöyle yaptı, Japonya böyle yaptı, işte ne bileyim ABD Hazine Bakanlığı bunu yaptı ya da Hollanda şöyle yaptı. Ben her seferinde şunu görüyorum. Bakın şuradaki rakamlar her haberde daha da büyüyor. Benim açıkçası baktığım yer orası. Çünkü giderek artan bir yatırımcı kitlesi, işte o bahsettiğimiz mass adoption, o kitlesel adaptasyon her seferinde giderek daha çok kendini belli ediyor. Ve bu kitlesel adaptasyon arttığında da haliyle herkesin işe bakış açısı aynı olmadığı için ya da aynı amaçla piyasaya girmediği için devletlerin de haliyle belli düzenlemeler yapması gerekiyor. Eğer biz mass adoption yapacaksak böyle anarşik bir şekilde maalesef gidemeyiz. Çünkü bir topluluk içinde yaşıyoruz. Devletleşmiş her taraf. Evet. Ve haliyle bunu bizim daha çok nasıl diyeyim, merkezi yerlerin en azından kanıksamasını sağlamamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü merkezi yerler bunu kanıksamadan bizim yapacağımız işlemleri illegal olarak görmeleri, evet, çok tam daha bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Ben şimdi mesela bizim ülkemizden gidelim ki herkes takdir edecektir. Neden kripto paraların yasaklanmadığı, çünkü alım satım yapabiliyoruz, borsaya sokup çıkartabiliyoruz, TL'ye çevirip çekebiliyoruz. Ama kripto paralar ile alım satımın yasaklandığını, örneğini detaylandıralım. İlk aklımıza gelen şey ne? Biz Türkiye'de yaşıyoruz, tabii ki vergi. Şimdi ben kripto parayla bir şey aldığımda veya sattığımda bunun vergilendirilmesinin takibi istense yapılır. Bir türlü bir şeyler getirilir kanunları düzenlemeyle, ama ne kadar zor olduğunu bildikleri için henüz bu noktada ya yasaklayalım bakarız sonra diye düşündüklerini tahmin ediyorum ben. Şimdi böyle bir şeyin önünün açılması teknik olarak çok büyük hacim yaratılmaz veya var olan hacmin ekosisteme girmesini sağlar. Şimdi bundan vergi kazanabilecek olsa, kolay bir yöntem olsa tabii, bence hani bütün ülkeler bunu, böyle bir şeyi tercih eder. İşte hal böyle olmayınca ben bugün hani, yani şimdi kripto param üzerinden nasıl vergi vereceğimi bilmeyen bir son kullanıcı olarak harcamaya korkuyorum. Yani harcamak derken TL'ye çevirip çekmekten bahsetmiyorum. Bir şey almaktan. Ya zaten regülasyonlarla şeyiz şu anda, yasaklıyız, ama olmadığı dönem de vardı sonuçta. Hal böyle olunca hani ya insan şey oluyor, birazcık çekiniyor. Yani ilerlemenin önünü kapalı olduğu zaman, yani yatırımcı derken hani illa büyük yatırımcı olmak değil, küçük kütüte yatırımcı olan kişilerin de önü kapanmış oluyor. İşte inovasyonun önü kapanmış oluyor aslında. Evet, kesinlikle. Yani ya ben şu anda bir açıkçası aslında geçiş döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Yani eminim önümüzdeki günlerde bize mutlaka belli çerçeveler çizilecektir. Yani vergilendirme belki gelecek, belki işte daha sıkı tedbirler gelecek ya da belki de sadece işte KYC'nizi yapın kardeşim diyecek. Hani bunu bilemiyorum gerçekten. Ama ben şu an bir geçiş aşaması olduğunu, ileride çok daha net çizgilerle özellikle ülkemizde kripto paraların ne olduğunun anlaşılacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani onun dışında şimdi ben asıl şu anda yangın yeri olan gündemimize geçmek istiyorum. Evet, çünkü vadeli piyasalar. Eminim, buraya kadar izleyenler de eminim bunu merak ediyorlardır. Az sonra Barış bizler için çok güzel bir analiz hazırladı. Ona bakacağız. Ben bu haberden oraya geçmek istiyorum. Açık pozisyon miktarı bir ayda %56 düştü. Gerçekten insanların şu halde olduğunu ben gördüm. Yani yaşadım. O yüzden bu yangın yerini herhalde bize en iyi anlatabilecek de bir on-chain analisti. Ya şöyle, o grafiği az bir şey yukarı aldı. O grafik üzerinden gidelim. Şimdi açık pozisyon sayısı, spotla alakası yok bu arada bu grafiğin. Vadeli piyasalarda. Şimdi açık pozisyon sayısı bir vadeli kontratta açtınız. Ya vade süresi gelmedi ya da perpetual kontratlarda pozisyonu kapatmadınız demek.
Şimdi bunun düşmesi insanların yeni pozisyon açmadığı veya daha yeni pozisyon açmadığı ve veya var olan pozisyonlarını kapattıkları anlamına geliyor. Yalnız bu pozisyonlar karda mı kapatılıyor, zararda mı kapatılıyor, bu grafik vermez. Onu ayrıca konuşuruz. Buradan neyi anlıyoruz biz? İnsanların teknik olarak ilgisi düşüyor. Çünkü muhtemelen piyasanın düşüşüne istinaden bunu gördüğümüz için buradaki açık olan pozisyonların büyük bir kısmı zararla kapandığını düşünüyoruz. Ve hal böyle olunca ilgi düştüğünde ne olur? İşlem hacimleri düşer. İşlem hacimleri düştüğünde yavaş yavaş likidasyonlar da azalır. Likidasyonlar da azalır derken vadeli kontratlardaki yaşanan teminat yetersizliğinden dolayı olan likidasyonlardan bahsetmiyorum. Piyasadaki paranın likidasyonundan bahsediyorum. Piyasadan para çekilince de ne oluyor? Şeyler artıyor. Nasıl diyeyim? Hani fiyatı oynatmak kolaylaşıyor. Şimdi tabii. Biz yani bu çok kaba tabir olacak. Bir sokak dilinde balinalar denilen kesim vardır ya. Kardeşim balinalar piyasayı oynatıyor. Böyle olunca cebinde daha fazla coin olan kişinin piyasayı oynatması daha da kolay oluyor. Yani bu bir çığ, negatif çığ etkisi yaratıyor. Şimdi buna ya tabii ki bugün kripto piyasaları yani 1 trilyonu yeni geçti. Çok Bitcoin özelinde konuşuyorum gerçi de. Nispeten hala büyük değiliz. Hal böyle olunca ve şu grafiği gördüğümüzde hani gidişatın insanları korkutuyor olması çok normal. Ki zaten buradan da şeye bağlayabiliriz. Korku ve açgözlü endeksi grafiğine baktığımızda ben şimdi bir yandan da ona bakıyorum. Hatta en istersen son... onu da yayına verebilirsin. Oradan geçişimizi de yapalım. O zaman şöyle ben kendimi alıyorum ve seni ekliyorum. Ha şimdi şunu gösterecektim. Bu geçen hafta zaten işte 26-27'lerde ben bir analiz paylaştığımda şu anda tam tarihini hatırlayamıyorum. 26-27 ile çok bu yılın mı en düşük seviyesindeydik? Şimdi ise sanırım 12'lere düştük. Şöyle grafik göstereyim. En son buralara düştüğümüzde ki şu anda 12'yiz. En son buralara düştüğümüzde işte koronavirüsün piyasaları etkilediği Mart 2020. Hatırlarsınız. Şu anda bu grafiğin üzerinde fiyat grafiği yok tabii. O yüzden fiyat geçişini gösteremiyorum ama buralarda fiyat 3500 ya 3-4000 arası civarında bir şeydi ki oralardan nerelere geldik? 60.000'lere çıktı. O yüzden hani Fear and Greed Index burada tekrar düştüğünde ama buna bağlı olarak fiyat hala yani 30.000 civarlarında geziyorken benim kişisel görüşüm henüz hani bu kadar büyük bir düzeltme yaşadık ama bu arada ona da geleceğim. Hani çok büyük bir düzeltme diyoruz aslında çok büyük bir düzeltme değil. Ama insanların gözünün korkması hani gerçekten sadece fiyata bakan kişiler için çok normal. Ama birden fazla şeye birlikte bakmalıyız. Onun için de şu grafik miydi? Fiyatın zirve seviyesinden ne kadar düştüğünü gösteren bir grafik. 2017 yılında şurada mouse'um gözüküyor bu arada değil mi? Evet evet. 5 farklı zaman görmüşüz. Bugünkü yaşadığımız düşüş yani 60 küsür binlerden yaşadığımız düşüş yaklaşık %28.3 bir düşüş. Ve biz yine Mart işte 2020'den hesapladığımızda bu Covid sonrası boğa piyasasının başladığını hesap düşünürsek eğer yaklaşık daha 200 küsür günlerdeyiz. Şimdi 2017'ye baktığımızda bu aynı süre yani boğa piyasası olarak kabul edebileceğimiz süre yaklaşık bir yıl. Ve bu bir yıl içerisinde bir tam tamına yani bu düşüşün işte büyük olarak piyasanın adettiği düşüşün çok daha fazlasını bu yıldızın altına düştüğü seviyeleri seviyenin altına düştüğü noktaları gösteren yıldızlar 5 tane. Şimdi henüz bu noktada ki şu bilmiyorum masumla göstermek zor oluyor ama burayı ve burayı alırsak daha henüz iki tane böyle bir durum yaşadık. Tamam bu bir geçmişe yönelik gördüğümüz bir sonuç grafiği, sebep grafiği değil tabii ki ama yine de insan şunu görünce çok daha büyük grafiğe baktığımızda hani sadece özür diliyorum. Sadece şu grafiğe baktığımızda ya aman Allah'ım bu korkudan geberiyoruz her şeyi satıp çıkalım der burada insanlar ama şu grafiğe baktığımızda henüz burada fiyat da var bu arada fark ettiysen. Bak buranın başında burası şu alt tarafı çizgi fiyat grafiği ve fiyatın sağ taraf logaritmik olduğu için burada göstermek zor. Şu mouse'umla çektiğimde 1K seviyelerinde falan görüyoruz biz bu 2007'nin boğa piyasasının başında ve sonunda ise 20K'daydık.
hatırlarsın. Yani birden 20'ye giden bir yolculukta şu anda biz burada başladığımızda 3.5'tan 60'a geldik ama yani henüz devam ediyoruz. Yani ben en azından bunu böyle görüyorum. Bu yine tek grafikle bakılacak bir şey değil tabii ki. Yani bir ya sürü Barış, grafik var burada. Evet dinliyorum abi. Araya sen şey yapabilirsin. Ben çok konuşacağım çünkü. Anladım yani. Anladım. Ben şunu hatırlıyorum sadece. Ben ilk piyasaya girdiğimde sanırım 2016 işte kış sonu falandı. Ya her şey güzel gidiyordu açıkçası. Hani işte bir şeyler aldım, kar getirdi falan. Çok tabii acemiyiz o zamanlar. İşte yabancı kaynak bulalım, okuyalım, edelim falan. Sonra bir Haziran ayı oldu. O Haziran ayını bilmiyorum hatırlar mısın? 2017 Haziran'ı diyorsun değil mi? Bakayım 2017 miydi? Şu mouse'umla göstereceğim şurada küçük bir yükselme var görebiliyor musun? Aslında evet. Orayı ben bir göstersem. Dur şuradan açmaya çalışayım seninle konuşurken tamam. Bir yandan. Oranın aslında ne kadar büyük olduğunu göreceğiz. Onu diyecektim şimdi. Şimdi yeni giren arkadaşlar özellikle bilmezler. Şimdi şöyle düşünün işte biz şu an 65 bin tarafına falan bakıyoruz ya. O bize büyük geliyor şu anda. Bu ama biz zamanında... 1500'e öyle bakıyorduk. Öyle düşünün. Ve zamanında bir olay yaşadık. Yani önce dedik ki hayatımız kurtuluyor galiba derken dibe battık. Ya inanılmaz bir hareketlilikti. Ben onun gibi hareket bir daha gerçekten görmedim. Hala yok. Umarım yaşamayız. Gerçekten insanın psikolojisini alt üst eden bir durum. Ama sadece şunu biliyorum. Hani kendi tecrübemden hesapla söylüyorum bunu. Burası öyle bir piyasa ki gece yattığınızda Allah'ım galiba sabah zengin uyanacağım diye yatıp batmak çok olası. Sabah kalktığınızda battığınızı görebildiğiniz bir yer. Yani bunu yaşadık gerçekten. Belki de hani o en büyüğüydü benim hatırladığım. Yine yaşandı. Muhtemelen yine yaşanacak. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi bu grafik seninle konuştuğumuz grafik 2017'den 18'e kadar bir yıllık grafik sarı olan özür diliyorum metrik lineer siyah olan metrik siyah olan fiyat logaritmik aslında ikisi de fiyat ben aradaki farkı göstermek için şey yaptım burayı açtım şimdi Haziran şurası şu çıkış bak logaritmikte ve lineerdeki evet. Farkı görüyor musun? Evet. Ama insanların kafası karışmasın. İkisini de lineere alalım. Şurada Haziran'da Mayıs'ta bak fiyat 1400-1500 seviyelerinde. Haziran'da 2900. Yani direkt 2x bir ay içerisinde. Evet. O çıkış aslında çok büyük. Neden şimdi bunu gösterdim? Buradaki 20 bine olan koşuluyu buraya aldığımızda burası yine gözükmüyor. Ama ben şöyle yapacağım. Yılın ilk 3 ayına bakacağız. O zaman aman Allah'ım diyorsun. Aynen Haziran'da öyle. İşte buradan buraya yükseliyoruz ve açıkçası burada durmuyoruz. Temmuz'da tekrar düşüp 2000'lere, Eylül ayında tekrar 5000'lere çıkıyoruz. Yani oradan bir tekrar 2.5x yapıyoruz. Yani bunlar aslında çok büyük. Yani bugün 30'dan 60'a çıktık, o da 2x. Evet, yani bunu böyle düşünmek 60'dan 30'a geri düştük hani. Yani şu grafiği tabii ki ben büyütsem eğer, şimdi işte all yapsam, az önce baktığımız yer şurasıydı, noktacık. Anlatabildim mi? Aynen öyle. O yüzden hani işte dediğin gibi bunu anlatmak çok zor. Şu buradan devam edelim. Aynen. Şunu aynen. Ben tekrar yana alayım. Birkaç tane grafik açayım. Bunu pas geç. Geçmek de istemiyorum aslında ama çok detaya gireceğiz. O yüzden pas geçelim. Şu çok daha önemli çünkü. Şimdi yaşadığımız son işte birkaç hafta veya bir aylık düşüşte bu sol tarafta adjusted SOPR ve sağ tarafta short term holder SOPR. Şimdi spend output profit ratio grafiği bize genel anlamda hareket eden coinlerin hareket etmeden önceki ve sonraki fiyatının arasındaki farkı verir. Pozitifse karlı satış, negatifse zararına satış demektir bu. Şimdi sol taraftaki genel piyasanın SOPR'si, sağ taraftaki ise kısa dönem elinde tutan yani short term holder'ların SOPR'si bu. Sağ taraftaki SOPR bize 6 aydan küçük transaction'ların yani trans veya el değiştiren veya işte zincir üstünde hareket edenleri gösteriyor. Bunun önemi ne? SOPR'nin short term holder grafiği bize piyasada nispeten yeni olduğunu düşündüğümüz ve
retail trader olarak geçen bireysel yatırımcıların olduğu kesimi bize gösteriyor. Şimdi burada şu kırmızıyla işaretlenen yerler, özellikle de sonuncusu, bu son düşüşte, Mayıs düşüşünde, hatta şuradan sonrası Mayıs zaten. Bu Mayıs düşüşündeki en büyük kaynağın kısa dönem yatırımcıların paniklediğini gösteriyor bize. Çünkü komple piyasanın düşüşünü daha önce iki farklı zamanda yaşamışız. Ve zaten oralarda da kısa dönemli yatırımcılar, yani bireysel yatırımcıların paniğini görüyoruz. Ki burada yukarıda fiyat düşüşlerini görüyorsun. Şuna yani masum inşallah gözüküyordur. Evet ama. Evet görünüyor. Burada fiyat gördüğün kadarıyla bak yatağa gidiyor. Tekrar market recover ediyor. Bunu da nerede göreceğiz? Az sonra birkaç grafik sonra göreceğiz. Long term holder'la piyasaya yeni para girdiği zaman yeni para bunu satın alıyor. Ama piyasaya yeni para girmediği zaman da bu recover ediyor. Onu da long term holder'lar short term holder'lardan alıyor aslında. Burada o yüzden hani yani birden fazla grafiği, ya az önce şuna baktık ya. Ama sadece bu grafiğe bakarak neyi bulacağız? Sadece bu grafiğe bakarak bulmuyoruz çünkü. Birden fazla grafiği birlikte değerlendirdiğimizde on-chain bize bir şeyler söylüyor. Şimdi devam edelim. Burada non-zero balance dediğimiz şey yeni bir cüzdan ve o cüzdanın kullanılmaya başlaması Bitcoin için. Şimdi görüyorsun bak burada tepe yapmışız, yine Mayıs'a kadar gelmiş, sonra tekrar düşüşe geçmiş. Bu yine yeni cüzdan kullanılmaya başlaması demek, yeni yatırımcı demek. Bunun bu arada neden bir cüzdanı 10 cüzdana böldüm, yeni cüzdan yaptım da düşünebilir insanlar. Öyle değil. Onun neden öyle olduğunu bu grafik bize söylemez ama bu grafiğin detaylı açıklamasına girdiğimizde Glassnode piyasaya yeni giren yatırımcılarının ölçtüğü özel bir algoritması var. Onu bize söylemiyor çünkü onların hani para kazandığı bir şey bu. Ama burada merak etmeyin şey görüyoruz. Yani arındırılmış bir grafik. Az önceki grafikte de mesela adjusted COPR vardır burada. Adjusted aslında çok önemli bir kelime. Detaya girmedim ama burada ben bir cebimde 100 Bitcoin var. Bunu Mayıs ayında 100 Bitcoin'i 1 Bitcoin olarak böldüm. Sen onu burada görmezsin. Bu önemli bir şey. Neyse. Ön bilgiden sonra şuna geçelim. Buradaki düşüş bize yine aynı şekilde kısa dönem yatırımcıların panik olarak satıp artık coinlerini elden çıkardığını görüyoruz. Yani burada çok net bir şekilde düşüşü görebiliyoruz. Bunu da geçelim. Short term holder'ların elinde tuttuğu Bitcoin miktarı. Şimdi bu toplam miktar, toplam arz yani Bitcoin arzı. Bu 6 ay ve daha kısa sürenin. Ve şuradaki düşüş trendini gördüğünde zaten bu adamlar artık satmaya başlıyor ki bunların şeyi düşüyor. Yani 2021'de bu ay şeyinde, döngüsünde short term holder'ların elinde tuttuğu %28 toplam Bitcoin arzı. Daha yüksekti. Dolaşımda. Toplam Bitcoin arzı demek yanlış olur. 2017'de çok daha yüksekti ve onların panik satışı başladığından sonra fark ettiysen bak piyasa yavaş yavaş düşmüş. Ondan sonra bir sert düşüş var. Çünkü şöyle bir şey var. Burada görmediğimiz şey short term holder'dan long term holder'a geçiş 6 ay. Bu grafik aslında 6 ay gecikmeli fiyata göre baktığımızda. Bunu da geçelim. Borsalara giriş çıkışlara bakalım. Bu çok önemli. Bu grafik belki tek başına bize bir şey ifade etmez. O yüzden sadece daha çok USDT kullanılan, yani piyasadan paranın dışarıya çıkması değil de içeride dönmesi açısından direkt Binance grafiğine bakmak istiyorum. Ben şu Binance grafiği. Bak hem içeriye giren hem de içeriden çıkan hacimde artış görüyoruz. Bu sadece Binance grafiği bu arada. Piyasadaki para buraya akıyor. Aslında ben bunu hareketli ortalamayla da göstermek istiyorum. Bir saniyeni rica edeceğim. Exchange flow'lardan onu bulayım. Ya yok aslında yani şöyle diyeyim. On-chain'in bize anlattığı aslında bizim Twitter'da haberlerini rahatlıkla takip edebildiğimiz şeyler. Bunu böyle istatistiksel olarak önüne koyuyor senin. Çünkü işte hani daha iki gün önce kanlı bıçaklı olduğumuz Tesla bile Bitcoin'ini satmayıp işte Diamond Hands tweet'i atıyor falan. Bu da aslına bakarsan işte gerçekten bireysel küçük yatırımcının işte o zayıf ellerle ellerinden çıkarttığını, diğerlerinin ise elinde tuttuğu manasına geliyor. Şimdi yine aynı şekilde Binance grafiğinin
net flow'una bakarsak aynı grafik. Burada çok basit bir şekilde 7 günlük ortalama koyduğumuzda buna piyasaya giren, yani daha doğrusu Binance'a giren Bitcoin sayısının ortalamasını nasıl arttığını görüyor musun? Evet. Şimdi bu yani çok bariz. Binance'da tabii ki bu kripto yani coin collateralized future işlemleri de var. Çok fazla İngilizce tabir kullandım, kusura bakmayın, ama hani bu piyasaya, yani daha doğrusu Binance'a giren BTC illa satılmak zorunda değil, fakat alıp shortlayabilirsin de diyorsun yani. Alıp yani teminat gösterip shortlayabilirsin de. Aynen öyle. Korelasyonu burada göstermek için biraz daha yaklaşacağım grafikte. Şunu da tam lineermişiz. Yalnız şu korelasyon zaten bizi birazcık şey yapıyor. Nasıl diyeyim, hatta şunu 14 gün yaparsam. Giren Bitcoin arttıkça fiyatın düştüğünü de görüyoruz. Tamam, bu insanın gözünü korkutabilir. Buna bir şey diyemiyorum. Asıl ama aslında normalde burada bakmadığımız şey var. Coinbase var. Coinbase grafiğine bakalım. Onu şurada. Heh. Asıl korkutan şey ise burası. Veya korkutmayan şey mi diyeyim? Onu şimdi yorumu izleyicilere bırakacağım. Aynı tarih aralığında Coinbase'den çıkan para miktarı çok daha fazla. Para derken coin olur, yanlış olmasın. BTC'nin çıkışı çok daha önemli. BTC Coinbase'den niye çıkar? Bir, başka bir yatırım aracına gidebilir. Yatırım aracı derken yanlış olmasın, yatırım aracı kurumdan bahsediyorum. İşte bu bir ETF olabilir. Bu bir işte Grayscale olabilir. Yani hisse senedi alabilir. Soğuk cüzdana gidebilir. Aynen. Şimdi şu grafiğe baktığımızda yani ben çok da rahatsız olmuyorum. Hani fiyat düşüyor veya şu aralıkta yatay gidiyor ama Coinbase'den BTC çıkıyor. Buna bağlı olarak ne korkutabilir? Şimdi ben 3 tane şey saydım. İşte başka cüzdana gidiyor olabilir. ETF'ye gidiyor olabilir. Veya Grayscale'e gidiyor olabilir. Ama şurada şöyle bir grafik vereceğim. OTC borsalarına, yani masalarına giden Bitcoin. Genelde mesela Binance'te neden buna bakmıyoruz? Binance çünkü OTC borsası değil. Binance'de USDT ile transfer yapılıyor. Bizi açar mısın abi OTC'yi? Elden transfer diyelim. Elden takas, elden satış. Ocak ayından itibaren OTC masalarındaki düşüş bize bu grafikle beraber Coinbase'e baktığımda beni korkutur. Çünkü burada OTC masasına kim coin gönderir? Coinbase'den çıkanlar gider. Veya hacimli madenci satışları gider. Şimdi Ocak'tan beri buraya gitmiyorsa bu para bir yerde satışı yapılıyor. Yani coin, ben hep para diyorum ama coin. Şimdi bakıyoruz, Coinbase'de yok. Bu satış nereden geliyor? Binance'in hacminin artmasından geliyor. En büyük şey de zaten Binance'de dönüyor bu yüzden. Bunu yorumlayacak olursak da satışın genel kaynağı Binance. O yüzden Binance'in flow'larını veya outflow'larını ya da net flow'larını takip etmek çok daha önem taşıyor. Buradaki bir giriş bir çıkış, bir giriş bir çıkışta nereden takip edebiliriz? Gecikmeli olarak short term holder ve long term holder'ın elinde tuttuğu miktarlardan. Az önce short term holder grafiğine baktık. Düşüşteler. Şimdi bir de long term holder grafiğine bakalım. Bunlar da yükselişteler aynı tarihte görüyorsan. Evet. Buna bağlı olarak farkındaysan hiç stable coin muhabbeti yapmadık bu hafta. O yüzden burada kimden kime coin transferinin yapıldığını görebiliyoruz. Kaldı ki bu hafta zaten stable coin'lerle ilgili aşırı bir basım haberi gelmedi. Ki basım haberi gelse bile onu ayrıca yorumlardık. Bu akümülasyonu akümüle edilen adresler grafiğine bakarak da görebiliyoruz zaten. Birbirini tamamlayan ve destekleyen şeyler bunlar. Bak, burada da şu var. Akümülasyon adresleri artış görmeye başlamış tekrar. Mayıs'tan sonra, o tepeden sonra, görüyor musun? Hani düşüş evet, öncesinden sonra. Evet. Predip 530K, Now 536K. Şimdi bu artışı da aslında bu önceki grafik. Ben bir anda short term holder ile long term holder beraber görün istediğim için öncesinde gösterdim. Bu artışa istinaden zaten paranın retail'dan büyüğe kaydığını, işte institutional'a kaydığını görüyoruz. O şu artış ve şu azalış. Yani aslında uzun lafın kısası böyle bir hafta geçirdik. Bunun adı, yani bu haftanın veya bu iki haftanın adı kesinlikle
bireyselin panik satışı. O yüzden yani, hani ben büyük ölçekte baktığımızda çok büyük bir rahatsızlık görmüyorum ki zaten şu grafikte onu gösteriyor. Yani düşüşler çok olası ki 2017'den aramızda olanlar vardır ve çok güzel hatırlayacaklardır. Şu düşüşlerin hepsini biz yaşadık. %30'luk düşüşler bunlar. Bak şurada %30 yazıyor. %30'un %50'ye varan ki aynen öyle. Hal böyle olunca tamam, dinamikler bu sefer aynı değil. Yani her döngünün kendi içinde dinamikleri var ama çok da şaşırılmaması gereken. Çok birçok insan bizi aynı zamanda 2020'de ve 21'de giren ve takip eden de vardır. O yüzden ben onlara bunu göstermek için, böyle bir şey yaşadığımızı anlatmak için gösteriyorum. Hani günün sonunda geldiğimiz özet birazcık panik satışı. Çünkü ya hani evet, insanların cebinden paraları alıp şirketlerin cebine koyuyorlar. Biraz tanıdık geldi bu iş. Yani genel olarak baktığımızda öyle gözüküyor ama işin dinamiğine birkaç farklı metrikle beraber bakmak lazım. Yani çok da basit değil tabii ki ama. Evet evet tabii ki. Yani. Şöyle söyleyelim. 60'lardan 30'lara düştük. %50. Ama sonra 30'dan 40'a çıktık. Yani %30-33. Hani yüzde evet, bazlı yani düşündüğümüzde aslında düşüşler ve çıkışlar yani insanları bu volatilite aslında bunlar da yani oynaklık diyelim de evet, korkutan bir şey ama hani her gün sürekli trade yapmak zorunda olan kendini böyle hisseden insanlar var. Onların piyasadan yavaş yavaş çekilmesi bu arada vadeli piyasaları en başta konuştuk sonradan hiç konuşmadık oraya da ufak değineceğim. Bence çok daha güzel bir şey. Neden? Aşırı spekülatif davranıyor bu insanlar. Sonra işte ben parayı bastım Bitcoin'e kaybettim. Zaten Bitcoin'e işlem yapmak için öyle 1-2 günlük bir zaman aralığı çok uygun değil. Çok çok değişiyor fiyatlar. Biraz daha büyük pencereden bakmak lazım. Şeye bakalım. En son olarak şu anda o grafikler hazırımda yok ama ezberden konuşabilirim. Bu son yaşadığımız 2 hafta işte piyasanın oynaklığı. Vadeli piyasalarda İşte bu sefer hakikaten likidasyon, hani pozisyon kapanması getirdiği için o bizim haberimizde olan, istersen ona tekrar dönersen, vadeli piyasalarda likidasyon yaşattığı için bu likidasyonlar pozisyonları kapattı ve işte %56 düştü ve piyasadaki kaldıraçlı işlemler silindi. Ve şu anda yine ezberden konuşacağım grafik önünde değil ama funding, fonlama oranları nispeten nötralde veya yatayda evet, gidiyor. Biraz rayına oturdu en azından. Bunun böyle olması çok kötü bir şey demek değildir. Çünkü genelde yüksek funding veya çok düşük funding piyasayı aslında birazcık fikir verir ama çok fazla şimdi bir tek burada şeye değinmedik. Net unrealized profit and loss ama çok detaya girmiş olacağız. O yüzden konuyu da kapatmak babında. Eğer ki çok yüksek bir funding veya çok düşük bir funding yoksa, kaldıraçlar da silindiyse piyasanın önünün açık olduğunu gösterir bize bu. Yani açık pozisyonun olmayışı çok da kötü bir şey demek değil. Sadece bu grafikten yön takibi yapamayız. Yön takibi için de zaten başka metrikler kullanıyoruz. Onu da artık başka bir yayında tekrar üzerinden güncel grafiklerle de devam ederiz. Ya evet, çok teşekkürler Barış. Öncelikle inanılmaz veriler vardı, inanılmaz bilgiler vardı. Tabii ki yani on-chain analizi dediğin zaman işin içine istatistik girdiğinde ya herhangi bir şeyin içine istatistik bilimi girdiğinde zaten inanılmaz derecede fazla dallanıp budaklanabiliyor. Ama gerçekten en iyi sonucu da benim kendi tecrübeme göre tabii ki onlar veriyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu katkın için. Çok sağ ol. Çok çok güzel bir yayın oldu benim için. Ben de zaten çok ilgiliyim bu konuya. O yüzden belki çok fazla sıktım seni, bilmiyorum. Çok sağ olasın. Bu haftalık OKEx Talks'un sonuna geldik. Bizi buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Barış başta olmak üzere konuğuma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.